Fatih Ayhan, Karabük'te en yetkili ya da en üstteki bir ağabeye 1506'lara kadar ümmetimden bir tayfaya kıyamete kadar doğru yol üzerine hükmedecektir. 70 senemiz var, hatta Bediüzzaman'ın yaşayan talebesinin videosu var dememe rağmen ısrarlı olsun. Sen söyleme gibi ifadeler kullanması bana oldukça şaşırtıcı geldi inşallah. Gene aynı zikzakçılıkla Risale'deki Hizmet Kur'aniye'ye dair sadece iman bahsine bak diğerlerine teferruat tarzını demesi göğe sağdan yaklaşarak yıldırmaya çalışması olarak düşündüm. Bu konuda ne dersiniz hocam? Sadece iman bak. Kardeşim yani o kadar samimiyetsiz bir ifade ki bu iman. Lan imanın içinde kıyamet yok mu? Tabii. İman ne demek? Kur'an'da o kadar çok geçiyor ki kıyamet. Kıyameti iman ve kıyametten çekinmek, Allah'tan korkmak çok önemli. İslam'ın temel özelliklerindendir. Adam diyor ki kıyamete önem verme. İman hakikaten önem ver. İttihat-ı İslam'a da önem verme. Diyor. İman hakikaten önem ver diyor. Başka bir konu anlatıyorsun. Mesela Kur'an'da diğer konu. Ona da önem ver. Lan Kur'an kalmadı. Ahmak. Kur'an kalmaz. Yani hepsini götürdüm. Kur'an'ın özünü, yapısını, bütün dokularını yok ediyorsun sen. Haberin yok. Yani bu duruma karşı kardeşlerimiz sabırlı ve kararlı olarak, atak olarak devam etmeler lazım, anlatman lazım. Yani müthiş bir oyun oynanıyor. Ya Mehdiyet önemli değil diyor. Ne önemli diyorsun? İman hakikaten önemli diyor. Ama Mehdiyet nedir? Zaten Kur'an dünyaya hakim etmek değil mi? İnşallah. İsa Mesih'in inişi ne anlatır? Yok diyor, ona girmemize gerek yok diyor. Ne önemli? İman hakikaten önemli. O iman hakikati değil mi? İsa Aleyhisselam'ın inişi. Tabii. Mehdi'nin çıkışı iman hakikati değil mi? Mucize değil mi? Deccal'in çıkışı iman hakikati değil mi? Süfyan'ın çıkışı iman hakikati değil mi? Kıyamet alametleri iman hakikati değil mi? Onların zuhur etmiş olması, peygamberin mucizelerinin çıkmış olması, 150 tane mucizesinin çıkması iman hakikati değil mi? Tabii. Büyük Ortadoğu Projesi'nin Vatikan'dan yönetilen bir ekip tarafından uygulamaları sonucunda bunun ortaya çıkıyor. Vatikan Darwinist ve materyalisttir. Adamı hiç inkar etmiyor. İsa Mesih gerçekten gelse diyor, şahsı gelsin diyor. Biz ona karşı mücadele edeceğiz ve bu sistemden vazgeçmeyeceğiz diyor. Adamlar bu kadar gözü dönmüş artık. Evet. Ve biz Darwinistiz diyor adamlar. Ve Büyük Ortadoğu Projesi istiyoruz diyor. Dinsiz bir Müslümanlık anlayışımız var. Yani Kur'ansız bir Müslümanlık anlayışımız var. Yani Kur'an'ın hükümlerinin olmadığı bir Müslümanlık anlayışımız var. Bunu da yaptıracağız diyor. Onda zaten Mehdi'nin olmaması lazım. Hı hı. Mehdi'yi yok etmek için ne ihtiyaç var? 1020-30 sene bize verebilir misiniz diyorlar. Adamlar diyor ki ben sana 200 sene vereyim diyor. Öbürü diyor ki 570 sene vereyim, öbürü de 1000 sene vereyim diyor. Çok az bir süre ihtiyaçları var onların. Fazla istemiyor onlar zaten. Yani onlar şeytana dünyayı teslim edip, şeytan evet şeytan haklıdır dedirtirip işi bitirmek istiyorlar. Biz ne diyoruz? Şeytanı un ufak edeceğiz diyorlar, diyoruz ve denize savuracağız, tozunu da denize savuracağız, yakacağız ve tozunu denize savuracağız. İnşallah. Mehdi talebeler olarak. İnşallah. Bunu diyoruz. Ya tabii bir kısmı da cahil mesela Cübbeli ve ismi geçen diğer kişiler cahilliğinden yapıyorlar. Yani Büyük Ortadoğu Projesi'ne biz hani askerlik yapalım diye yapmıyorlar tabii bunu. Cahilliğinden ve yönlendirmeyle bunları çeşitli vaatlerle, çeşitli bahanelerle bu çizgiye getirtiyorlar. Haberleri bile yok nereye geldiklerinden.